Türk demokrasisi 27 Mayıs'ı 12 Mart'a atlatıp yeniden yola koyulmuştu. Ancak fırtına dinmemiş, karşılıklı hesaplaşmalar bitmemişti. Tam aksine ülkede yeni cepheler açılmış, uluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sonunda 12 Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler her şeyi ama her şeyi değiştirdiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. Operasyonlar, baskınlar, çatışmalar, tutuklamalar derken 12 Eylül yıllardır akan kanı durdurmayı başardı. 1980 öncesinde olduğu gibi artık her gün 20-25 kişi ölmüyordu. Bu yeni döneme 12 Eylül yönetimi huzur ve güven ortamı adını vermişti. Peki ne olmuştu da 11 Eylül günü oluk gibi akan kan 12 Eylül'den sonra birdenbire kesilivermişti? Başarının sırrı 12 Eylül'ün yöntemlerinde saklıydı. Askere ve polise siyasetçilerin tam veremedikleri hak ve imkanları komutanlar bir an bile tereddüt etmeden imzalamışlardı. Sıkı yönetim yasasının 44 maddesi birden değiştirildi. Milli Güvenlik Konseyi tarafından bir yıl içinde tam 268 yasa çıkarıldı. Bunların arasında idam kararları, gözaltı ve tutukluluk süreleri, yasaklar ve iç güvenlikle ilgili olan pek çok yasa vardı. Şimdi demokratik usullerle zaten halledilse sıkı yönetime gerek yok. Sıkı yönetim demokratik usullerle olur mu? Sıkı yönetim komutanı sokakta gezerken 5 kişiden fazla bir araya gelmeyecek diye yasaklama koyabilir. Bu şimdi demokratik midir bu? Bir de tabii oy meselesi var. Biz oy düşünmüyoruz. 12 Eylül yönetimi ülkede yaşanmış olan anarşinin kökeninde siyaseti ve 1961 anayasasını görüyordu. O halde siyaseti ele almanın, 1961 anayasasını da değiştirmenin zamanı gelmişti. Komutanlar huzur ve güven ortamı adını verdikleri bu dönemi kalıcılaştırmak istiyorlardı. Danışma meclisine Orhan Aldıkaçlı başkanlığında yeni bir anayasa taslağını hazırlama görevi verildi. Evren bir yıl içinde yeni metnin çıkarılmasını mutlaka istiyordu. Bu program, bu yönetim parlamento önünde sorumludur. Yeni anayasada en ağır fedakarlıklar çalışanlara yönelikti. Grevler yasaklandı. Lockout anayasal hak haline getirildi. Sendikalara siyaset yasağı kondu. Anayasada yapılan ikinci önemli değişiklikle halka bol geldiği düşünülen bazı özgürlükler de kısıtlandı. Olağanüstü hal yasası, devlet güvenlik mahkemeleri, polis, dernekler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, vatandaşlık yasası ve milli eğitim temel yasası değiştirildi. Siyasi partiler, kadın kolu, gençlik kolu kuramayacaklar, hakimler, savcılar, yüksek öğretim elemanları, YÖK üyeleri, memurlar, öğrenciler ve askerler siyasi partilere giremeyeceklerdi. Politika, orduya, camiye ve okula girmemeli. Şimdiki politikacılar sorarsanız, efendim okulda politika olmalıdır. Yani herkes politikayı okulda mı öğreniyor? İnönü okulda mı politikacı oldu? Atatürk okulda mı politikacı oldu? Efendim birçok devlet adamları okuldan itibaren mi başladı? Ne münasebet? Ben okul bitinceye kadar ilim, irfan sahibi olmalarını, bunları öğrenmelerini beklerim. Ne demek kadın kolu, gençlik kolu, bir de ihtiyar kolu, orta yaşlı kolu? Böyle şey olur mu? Türkiye'yi yeniden biçimlendiren Milli Güvenlik Konseyi en önemli adımlarını ise anayasanın geçici maddeleriyle attı. Buna göre Evren Cumhurbaşkanlığına getiriliyor, MGK üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri haline geliyorlardı. En çarpıcısı ise eski parti yöneticilerine 10 yıllık siyaset yapma yasağı getiriliyordu. Elbette kanuni takibat. Evren anayasa oylaması ile Cumhurbaşkanı seçilmeye başlangıçta itiraz etti. Halkın karşısına iki sandık konsun, anayasa ayrı, Cumhurbaşkanlığı ayrı oylansın dedi. Hatta karşısına başka adayların çıkarılmasını istedi. Aklındaki aday tanıdığı bir isimdi. Konseyde konuşacağım dedim ki Nurettin Paşa mesela bir tanesi de sen olursun dedim.
aman efendim estağfurullah falan. Yok dedim ya. İstemeye istemeye peki dedim. Bu milleti şu badeden kurtarmak için bu işin içine atıldık. Peki bittikten sonra biz gidiyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı seçilin. Bizi de mahkemeye verin mi deseydik? Taslak belli olunca yasaklar bir ölçüde kaldırıldı. Ancak kapatılan siyasi parti yöneticilerinin anayasa taslağını eleştirmeleri yasaklandı. Ayrıca MGK'nın belirlediği bazı kamu ve meslek kuruluşu dışında kalan kuruluşlar da anayasa ile ilgili görüş açıklayamayacaklardı. Anayasayı övmek ise serbestti. Yeni taslağı halka anıtabilmek amacıyla Evren Türkiye'nin dört bir yanında konuşmalar yaptı. İfa eden bir milletvekili başka bir partiye de geçemez. O dönemin sevgili Diyarbakırlı hemşerilerim, hepinize sağlıklar olsun. Ben bu anayasaya kefil oluyorum. Sonunda 7 Kasım 1982'de anayasa halkın oyuna sunuldu ve beklenen oldu. Anayasaya evet demek olan beyaz oylar ezici bir üstünlük sağladı. Anayasa oylaması sonucu %91,5'tur. Biz %80-85 civarında bekliyorduk. Açık söyleyeyim yani. Hiç %92,5 tahmin etmedik. Çünkü 27 Mayıs Anayasası biliyorsun %61'le falan kabul edildi. %90'ı aşan bir iştirak, %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmiştir. Bunu zat haliğinize takdim ediyoruz. Efendim, teşekkür ediyorum. Bu neticesinin evvela memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Evren rahatlamıştı. Anayasa rekor bir oyla kabul edilmiş, kendisi de Çankaya'daki koltuğa seçilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Evren, üniformanın yerine giyeceği frak için biraz kaygılıydı. Acaba ben ne kadar burada kalabileceğim? Bundan sonra şimdi seçim yapılacak. Mevcut hükümet beni dinler mi, dinlemez mi? Sürtüşmeler olur mu, olmaz mı? Birçok meçhulat kafamda. Evren, buruk bir törenle 49 yıllık üniformasını çıkarıp askerlikten emekli oldu. 1.815.600 lira emekli ikramiyesi aldı. Kadrosuzluk tazminatı ile birlikte 76.482 lira emekli ayrığı bağlandı. Şimdi sıra siyasi faaliyetin serbest bırakılmasına ve siyasi partilerin kurulmasına gelmişti. MGK o güne kadar yaptıklarını devam ettirecek bir iktidar ve muhalefet istiyordu. Siyasetin yeni aktörlerini 5 komutan belirleyecekti. 83 Nisan'ında yarış serbest bırakıldı. Siyasetin nabzı yeniden atmaya başlıyordu. 83'te Başbakanlık binasındaki yan yana 3 odadan 3 parti ve 3 lider çıktı. Başbakanın odasından Devlet Partisi MDP. Başbakan Yardımcısının odasından Sağ Parti ANAP. Başbakanlık Müsteşarının odasından Yelpazenin solundaki Halkçı Parti. Evren'in gönlünden 12 Eylül'ün ilkelerini savunacak bir partinin iktidar olması geçiyordu. Başbakan Ulusoy'a bu kez de yeni kurulacak partinin genel başkanlığını teklif etti. Dedi ki Ulusoy, Bülent Paşa, bir parti sen kur. Evvela şey yapmadı, fakat biz ısrar edince peki dedi. Peki dedi. Fakat bu işler alışık değil. Parti kurmak kolay değil ki. Tabiatı efendi, çelebi, dürüst. Ama parti işlerini bilmiyor. Ulusu 12 Eylül'den bu yana başbakanlığı yürütmüştü. Üstelik efendi hareketleriyle kamuoyunda da sevilmişti. Ancak daha önce Ulusu'nun başbakanlığına itiraz etmeyen Demirel olumsuz bir tavır aldı. Muhalefete başladı. Parti kurmak istediler. Parti kurmak istediler. Yanlış olurdu parti kurmaları. Sayın Ulusu parti kurmak istedi. Ulusu sağda kurulacak bir partinin Demirel'in desteği olmadan ayakta duramayacağını biliyor ve icazetini almak istiyordu. Aracılarla gizli bir görüşme talep etti. Aldığı yanıt o günler için imkansız bir şartı içeriyordu.
Demirel, görüşürüm ama başbakanlıkta. Çıkınca da basına açıklama yaparım. Gizli kapaklı görüşmem diyordu. Ulusu Nisan 83'te Evren'e durumu anlattı ve parti kurma çalışmalarını bıraktı. Ulusu'nun yerine uzun süre isim arandı. Bulunan kişi Harbiye kurallarına da uyuyordu. Kimi bulalım, kimi bulalım? Bizden kıdemli olmasını istiyoruz. Kıdemli olmasını istiyoruz ama bulamıyoruz. Nihayet Turgut Sunay aklımıza geldi. Gerçi bizden bir sınıf önde o, 36'lıdır. Ama Kore kıdemi olduğu için bir sınıf da oradan almıştır. Ona şey verdik. Turgut Sunar teklifi emir kabul etti. Ve kısa sürede etrafına eski Demokrat Parti ve Adalet Partili kadroları toplayıverdi. 12 Eylül yönetiminin desteklediği Milliyetçi Demokrasi Partisi 16 Mayıs 1983 günü kuruldu. Amblemi horoz. Öte yandan Demirel Büyük Türkiye Partisi için hareketlendi. Partinin başına da emekli orgeneral Ali Fethi Esener'i getirdi. Amacı emanetçi bir general bulup yumuşak geçiş sağlayabilmekti. Ali Fethi Esener'in parti kurması Evren'in hiç hoşuna gitmemişti. Esener'i köşke çağırdı. Bak Ali Fethi Esener Paşa dedi. Senden dostluğumuz var, ahbaplığımız var. Seni severim. Ama bu parti işi senin parti işin değil. Sonra kaldı ki Turgut Sunay kuruyor şimdi bir parti. Bir de sana kurdurtmayız bir parti. Ama ben söz verdim, illa kuracağım. Kurarsan kapatırız dedim. Kapatırız dedim. Ben ona ikaz ettim. Ona rağmen gitti kurdu. Ne koyalım ismini şeklinde cereyan etti müzakereler. Büyük Türkiye Partisi. Kurucular kimler olsun? Zaman zaman oturuyoruz 3-5 arkadaş. Daha doğrusu Sayın Demirel'in evinde. Saat 3'lere kadar, 4'lere kadar sabaha karşı devam ediyordu. Karşıdan da bizi izliyor. İstihbarat örgütleri. Kamera bazen çekiyor. Halkın ayırabileceği, tefrik edebileceği bir amblem olması lazım. Aslında kravatı alamıyoruz artık, yok. Bir gün getirdiler, sonra epey o nutuklarına konu oldu Sayın Evren'in. El. Hani yetersiz milletin derzisine bir el işareti. Ali Fethi Esener'in başkanlığındaki Büyük Türkiye Partisi'nin kuruluş dilekçesi 20 Mayıs 83 günü İçişleri Bakanlığı'na verildi. Hemen bir gün sonra 144 AP'li eski parlamenter Demirel'in yeni partisine girince Evren adeta çileden çıktı. Sağda 3. partiyi ise Turgut Özal kurdu. Demirel'e abi diye hitap eden Özal şimdi abisinin tapulu arazisine adeta gecekondu kuruyordu. Beşer şaşar şaşmaz Beşir. Kafamı kullanıp kendime güvenli bir yol seçtim. Manker Kastelli. Manker Kastelli. Ulusu hükümetinde başbakan yardımcısı olan Özal 81 banker krizinden sonra ilk kez ortaya çıkıyordu. 81 yılı Temmuz ayında Özal faizleri serbest bırakmıştı. Bu karar banker sistemine yeşil ışık yakmıştı. Sistem tam 500 bin tasarruf sahibini etkiliyordu. Ancak yasal ve ekonomik dayanakları olmayan bankerler ard arda iflas etmeye başladılar. Özellikle küçük tasarruf sahibi Orta Direğin yaklaşık 750 milyon doları bu furyada heba oldu. Skandala dönüşen banker krizi Başbakan Yardımcısı Özal'ın ve Maliye Bakanı Kaya Erdem'in istifalarıyla sonuçlandı. Şimdi Özal yeniden siyaset sahnesine ısınıyordu. Amerikanvari seçim kampanyasına Cumhurbaşkanlarının modacısı olarak tanınan Terzi Ahmet Bozkurt'a giderek başladı. Şık elbiseler diktirdi. Sonra da zayıflamak için Amerika'ya gitti. Ancak asıl amacı partisi için dış destek sağlamaktı. Özal'ın düşündüğü eski partilerden hiçbirinin devamı olmayacak ama hepsini barındıracak bir parti kurmaktı. Dört eğilimi birleştirmekti. Kolları hemen sıvadı. Bürokrat ve bankacıların çoğunlukta olduğu kadrosunu kurmaya başladı. Ancak parti kurmak için Evren'in onayını almak gerekiyordu. Çankaya'ya çıktığında gergindi. Siyasi geleceği Evren'in iki dudağının arasındaydı. Bak dedim, Özal, senin parti kurmana müsaade ederiz. Ama senin bir geçmişin var dedim.
meğersem MSP'den aday oldum bir tarihte. Ve o tandansı bilinirsin dedim. Eğer kurduğum partiye böyle MHP'lileri, MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partini. Katiyen efendim dedi. Emin olun dedi, hiç merak etmeyin dedi. Peki öylesi kur dedik. Sevinerek gitti. Siyaset yapmasına yeşil ışık verilen Özal rahatladı. Anavatan Partisi'nin kuruluşunu tamamladı ve dilekçe 20 Mayıs 83 günü İçişleri Bakanlığı'na verildi. Amblemi petek şeklinde Türkiye ve üzerinde bir arıydı. Bu istihbarata ve genelgeye rağmen hiçbir teşkilatımızda güvenlik tertibatı alınmamıştır. Buyurun, şimdi cevap verin. Buyurun, şimdi iddianamede de belirtildiği gibi. Türk İş'in MHP'si bir süre toparlanma sancıları çekti. Duruşmaları devam eden MHP'liler yeniden örgütlenmeye fırsat bulamadılar. Mehmet Pamak başkanlığında 7 Temmuz günü kurulan Muhafazakar Parti yeni MHP'nin çekirdeğini oluşturdu. Eski MSP'liler ise Refah Partisi'ni kurdular. Seçim yarışına giren 14 parti içinde en son kurulan parti oydu. 18 Temmuz'da RP'nin kuruluş dilekçesi verildi. Solda ise durum sağdakinden daha az karmaşık değildi. CHP'nin eski lideri Ecevit'in elini eteğini şimdilik çekmiş olması solda büyük bir boşluk yaratmıştı. Ecevit şu aşamada parti kurulamaz derken eski arkadaşları lidersizliğin çaresizliği içinde kullanıyorlardı. İlk resmi sol parti işte bugünlerde ortaya çıktı. Başbakanlıkta Ulusu ve Özal'la yan yana odalarda çalışan Başbakanlık Müsteşarı Necdet Calp, parti kuralım sen de başına geç teklifini kabul ediverdi. Vatandaşlar çok tedirgin ettiler beni. Haberi alan geliyor. Parti kuralım diyor, başlıyor çalışmaya, şey yapmıyor. Ayrılacağımı söyledim. Başbakan da gördü durumu ve kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Calp önce başbakanı Ulusu'dan izin alıp görevden ayrıldı. Sonra soluğu Evren'in huzurunda aldı. O da sol bir parti için izin istiyordu. Geldi, dedim ki Calp ya sen nereden çıktın ya? Yapabilecek misin bu işi dedim. Efendim dedi, beni çok zorluyorlar dedi halk partililer. Ben çünkü şeye İnönü'ye şeylik yapmış, özel kalem müdürlüğü falan yapmış. Peki seni severim, kur dedik. Kur dedik. İlk defa o geldi. Aşırı solu koyma dedik. Aşırı solu koyma, veto ederiz dedik. Aşırı solu dikkat ettim. Mahkum olana gibi dikkat ettim. Sağcısına dikkat ettim. Ama ve sonra konuşmalarına girenlerin ne ölçüde dikkat ettiklerinden baktım. Fakat girdikten sonra hiçbirisi tutmadı. Necdet Calp başkanlığındaki Halkçı Parti de böyle kuruldu. Kuruluş dilekçesi de 20 Mayıs günü bakanlığa verildi. Ancak Halk Partisi'nin kadrosunda eski CHP yoktu. Asıl CHP kadroları başka bir örgütlenme arayışı içindeydiler. Kurulacak partiye bir türlü lider bulunamıyordu. En uygun isim bir iş adamının aklına geldi. İbrahim Cevahir, Erdal İnönü'ye sol partinin başına geçmesini önerdi. CHP'liler İnönü'yü ikna etmeye çalıştılar. Adınız var, babanızın adı var diyorlardı. İnönü teklifi aldığı gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabahleyin oturup gayet kesin bir açıklama yaptım. Ben siyasete girmiyorum. Beni bırakın. Benim siyasete girmeyeceğimi anladığınız zaman hiç kuşkum yok ki başka bu işi yapacak değerli, becerikli, yetenekli insan bulursunuz. Bir saat sonra kimse sormaz oldu. CHP'liler yeni bir arayışa girdiler. Ancak kimseyi bulamadılar. Sonunda yeniden İnönü'ye geldiler. O da kabul etmek zorunda kaldı. Kabul ettiğimi Ankara'da söylediğimde eşim çok üzüldü ve telefonda bağırarak yapma Erdal diye hislerini ifade etti. Ve sonra da uzun süre çok sıkıntı çekti, çok üzüldü. İnönü sonunda SODEP'i kurdu ve Cumhurbaşkanı Evren'den randevu istedi. Ancak diğerleri gibi partinin kuruluşuna izin almak için değil, sadece bilgi vermek için. Evren'in İnönü hakkındaki düşünceleri pek de olumlu değildi. İnönü efendim çok efendidir. Çok nazik, terbiyeli bir şey.
Ama bendeki intiba şuydu, yani bu işin adamı değil. Bu politika onun işi değil. O ilim adamı. Çok efendi adam. Ben bu işi yürüteceğinden şüpheliydim. Haziran sonuna bu şekilde gelindiğinde Türkiye'de siyasi tablo son derece ilginçti. Sağda 5, solda 2 parti yarışa hazırlanıyordu. Bu kadar fazla partinin yarışa girmesi Milli Güvenlik Konseyi'ni rahatsız etmişti. İdeali belki de sağdan bir, soldan birin girmesiydi. Ancak o da sakıncalı görülüyordu. Sağda bir, solda bir partiye müsaade etseydik, sağdaki parti çok fazla oy alacaktı. Anayasayı değiştirmeye yeter oy alır diye korktuk. Solda iki partiye müsaade etsek sol parçalanır. Sol parçalanır, çok zayıf. Şey belki şeyi de barajı da geçemezler diye. Ondan korktuk. Bu tablo içinde Evren'in şablonuna uymayan iki parti vardı. Demirel'in Büyük Türkiye Partisi ve Erdal İnönü'nün SODEP'i. Evren bu şablona uymayanların tasfiye edileceğinin ilk işaretlerini 7 Mayıs günü Çankırı konuşmasında verdi. Bir zaman vatandaş mührü alacak, evet yerine basacak ya, o demir, demirden yapılmış. Demiri ele bas, demir el olsun. Onun için el işareti aldılar. Sonunda beklenen oldu ve 12 Eylül yönetiminin siyaset modeli için düğmeye basıldı. 31 Mayıs 1983 günü Milli Güvenlik Konseyi'nin kararı siyasi yaşamı alt üst etti. Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayılı kararı. 1. Büyük Türkiye Partisi temelli kapatılmıştır. 2. Kapatılan partilerin il ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görevden alınan belediye başkanları, parti kurucusu ve milletvekili adayı olamayacaklardır. 3. 16 kişi Zincirbozan'da ikamete tabi tutulacaktır. Karar siyasi tarihte bir dönüm noktası oldu. Parti kurucusu olma yasağı genişletilmişti. 5 ve 10 yıllık yasaklara ek olarak il ve ilçe yöneticilerine kadar da uzanıyordu bu yasak. İkisi Büyük Türkiye Partili, 7'si CHP'li, 7'si AP'li tam 16 politikacı sürgüne gönderildi. Aralarında Süleyman Demirel de vardı. Hadi canım, hoş geldin. Tamam mı? Reis Bey. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Ertesi gün Demirel'i Zincirbozan'a götüren Mercedes otomobilin içinde 5 kişi vardı. Direksiyonda Necmettin Cevheri, arkada Saadettin Bilgiç, İsmet Sezgin ve Nahit Menteşe. Demirel'in pes etmeye niyeti de yoktu. İşte kapatılan Büyük Türkiye Partisi'nin yerine yeni Sağ Parti o arabada ve o yolculukta kuruldu. İsmet dedi, ne olacağı belli olmaz dedi. Bu Büyük Türkiye Partisi'ni kapattılar. Yeni parti kuracağız dedi. Bu hazırlıklarınızı yapın dedi. Bu partinizi kurun dedi. Onu kapatırlarsa öbürünü kurarız dedi. Demirel yeni partinin ismini de yine sürgünden şifreli bir mektupla iletti. Orhan Keçeli vasıtasıyla gene elden bir mektup aldı. Ben bu mektubu dikkatli okudum. Hiçbir şey anlamadım. Hatta ben daha romantik bir cevap bekliyordum Süleyman Demirel'den. Ben çünkü çok romantik yazmıştım. Gecenin dördünde uykum kaçmıştı. Etraf kapkaranlık, işte beyefendi etraf kapkaranlık, benim içim de hüzün içinde. Böyle gayet hamasi sözler ihtiva eden bir mektup. Birkaç gün sonra, ben bu mektuba bir anlam veremedim. Birkaç gün sonra sofrada oturuyoruz, yemek yiyoruz. Bana dediler ki, biliyor musun Süleyman Demirel bir parti kurmuş. Neymiş adı? Doğru Yol. Doğru Yol ismini duyar duymaz hemen koştum, mektubu aldım Süleyman Demirel'den gelen. Ve müsaade ederseniz birkaç cümle okuyacağım. Birlik, bütünlük dedik, bayrak, ezan dedik. Bu doğru yoldu.
Büyük Türkiye'ye giden yoldu bu. Doğru Yol Partisi 20 gün gibi kısa bir sürede 67 ilde ve 427 ilçede örgütlendi. Kuruluş dilekçesi 24 Haziran günü İçişleri Bakanlığı'na verildi. Artık partiler kurulmuştu. Ancak asıl iş şimdi başlıyordu. Siyaset engelli bir koşuya dönüşmüştü. Seçime katılmak için vizeyi yine Milli Güvenlik Konseyi verecekti. Konseyin beğenmediği adayları veto etme hakkı vardı. Bu şekilde kurucu sayısı 30'un altına inerse o partinin seçime katılması imkansızdı. Ve çok geçmeden vetolar yağmur gibi yağmaya başladı. Asıl şok SODEP'te yaşandı. SODEP kurucuları MGK'dan gelen sarı zarfı açtıklarında gözlerine inanamadılar. Erdal İnönü dahil partinin 21 kurucusu veto edilmişti. İşte o zaman parti binasına bir büyük bir bomba konmuş gibi oldu. Birdenbire bir sessizlik yeniden partide gündeme geldi. Bir yandan seçimler yakın olduğu için birçok insan da kendisini seçimler için aday olmak üzere partiye tanıtmak ve dosyalarını hazırlayıp verme mevkiinde olmuştu. Hepsi birden kaçıştılar. Yalnız parti binası değil, konur sokakta bile kimse kalmadı. Diğer darbeyi Demirel'in yeni partisi yedi. DYP Genel Merkezi'ne gelen bir diğer zarf bütün düşleri söndürüverdi. 34 kurucudan 30'u veto edilmişti. Böylece SODEP, Doğru Yol, Refah ve Türk Eşim Muhafazakar Partisi vetolarla saf dışı edildiler. Geriye sadece MDP, ANAP ve Halk Partisi kaldı. Veto edilenler açısından durum içler acısıydı. Neden ben diye soranlar tatmin edici bir cevap bulamıyorlardı. Bunalıma girenler, aileleriyle kavga edenler bile oluyordu. Oysa vetoların kişisel değerlendirmelerle hiçbir ilgisi yoktu. Başka türlü yapamayız ki. Ancak öyle şey edebiliriz, mani olabiliriz. Öyle mani olabiliriz, başka türlü mani olamayız. Çünkü kanun öyle yaptık ki, kurucular korunmadan parti hüviyet kazanamıyor. Onun için biz veto ediyoruz ama iyi kötü işte 30'u doldurmasın diye öyle 28'de, 27'de, 29'da falan bırakıyoruz. Başka şey yapamazlardı. Onlar serbest siyasete geçiyor değil, güdümlü siyasete geçiyor. Nitekim üç partiyi siyasete sokup üç partiyi sokmamak güdümlü siyasettir. Bize göre yanlıştı. Ama onların kendine göre, şimdi bakın nedir biliyor musunuz? Bu çeşit hareketlere girip de iktidar devralan, kanlı veya kansız, iktidarı zor kullanmak suretiyle devralanların en büyük kaygısı nasıl gideceğiz? Gittiğimiz zaman arkamızda ne olacak? Ardından milletvekili adaylarının onaylanmasına sıra geldi. Onlar da MGK'dan geçtiler ve veto tırpanı bu kez milletvekili adayları için çalışmaya başladı. Toplam 1683 adaydan 672'si veto edildi. En çok şaşıran ise Turgut Sunal oldu. Hiç beklemiyordu. En yakın adamları veto yemişti. Bir ara istifayı bile düşündü. Oysa vetoların nedeni Demirel'in Güneş Sokak'taki evinin muzip kalem müdüründen başkası değildi. Süleyman Bey'in evine girip çıkan kontrol ediliyor. 2x2=4. Hepsi isim bildiriliyor. Evin önünde bir şey var, o polis ekibi falan var. O polis ekibinden birisi demiş ki, Süleyman Bey'in evindeki personelden Talat Polat'a. Bana demiş, bu eve girenlerin listesini ver. Bu Talat Hergelen'in teki. Süleyman Bey'in çevresinden pek çok kişi, eski milletvekilleri, eski senatörleri, eski il başkanlarının bir bölümü askerlerin partisine gidiyor MDP'ye orayla ilişki halinde. Talat da bunlara kızıyordu. Onların hepsini akşamları şeye yazdırıyordu. O başkomisere. Aslında Evren, ANAP'ın adaylarını MDP'den daha çok beğenmişti. Yani burada açıkça söyleyeyim, hakikaten en iyi adaylar Anavatan Partisi'ndeydi. Kendimizi zorladık. Zorladık. Turgut Sunar'ın partisinden daha fazla veto yemesi için biraz daha ilave etmek suretiyle onun önüne geçirdik.
Artık üç parti de halkın karşısına çıkmaya hazırdılar. 12 Eylül'ün öz partisi olarak görülen MDP'ye başlangıçta herkes büyük şans tanıyordu. Çünkü Evren'in kurdurduğu ve desteklediği partiydi. Ancak günler geçtikçe MDP'ye ve Sunalp'a tanınan şans giderek azaldı. Aslında MDP'nin sorunu kadrosundan değil, liderinden kaynaklanıyordu. Her şeyden önce Sunalp askerdi. Üstelik sert bir askerdi. Sizin bu şekilde gözükmeniz kamuoyunda pek hoş karşılanmıyor. Yani bir devlet partisi, bir asker partisi gibi, daha doğrusu bizim. O nedenle siz zaman zaman karşı çıkın dedim mesela. Konseye, Genan Paşa'ya gibi. Ben bunu yapamam dedi. Çünkü sıkışık zamanda o insanlar beni çağırdılar. Böyle bir partinin başına geç dediler. Ben böyle bir partinin başına geçip onların aleyhinde demeç veremem. Benim karakterim buna müsait değil dedi. Böylesine dürüst bir adamdı. Belki yapsaydı. Sevgili İzmirli hemşehrilerim. Sunalp siyasi parti lideri gibi değil, bir komutan gibi davranıyordu. Sert üslubu ve davranışları seçmen tarafından yadırganıyordu. Ben bir hata yaptığımıza kani değilim. Fakat şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de, politikada ordunun girişi milletimiz tarafından da iyi karşılanmaz. Yani asker askerliğini yapmalıdır derler. Politikacı politikasını yapmalıdır. Eğer politika yapacaksanız ordudan çekilirsiniz, politikanızı yaparsınız. Sosyal refahın yaygınlaşmasında da sosyal adaletin... Başlangıçta çok şans tanınmayan Özal ise kamuoyuna bambaşka bir mesaj ve imaj veriyordu. Halkın karşısına hep ekonomik konularla çıkıyor, rahat ve kendinden emin davranışlarıyla puan topluyordu. Özal, askerlerin partisi olmadığını her fırsatta ima ediyor, sivil görüntü vermeye özen gösteriyordu. Üstelik kampanya boyunca Amerikan tipi uygulamalar yapmıştı. Spor kıyafetlerle geziyor, halktan biri olduğunu anlatıyordu. Necdet Calp ise en az tanınan liderdi. Sosyal demokrat seçmen Ecevit gibi karizmatik bir liderden sonra Calp'i içine pek sindiremiyordu. Sonunda tarafların televizyonda kozlarını paylaşacakları gün geldi çattı. 12 Eylül'den sonra ilk kez siyasi liderler kamuoyuna görücüye çıkıyordu. Bu açık oturum Türkiye'nin sonraki 5 yılına hükmedecek lideri tayin edecekti. Özal sakin, Sayın Turgut Özal. Sunalp gergin, Sayın Turgut Sunalp. Calp ise hırçındı. Sayın Necdet Calp. Açık oturumun en gergin anı özelleştirmeyle ilgili tartışmalarda yaşandı. Özal köprüyü özelleştireceğini açıkladığında Necdet Çalp çıkışını dedi. Beyefendi satamazsınız. Satarız efendim, satarız. Gayet rahat satarız. Lafla satarsınız. Şimdi efendim, gelirini satıyoruz yani. Sonuçta. Anlıyorum efendim. Bir dakika. Kaç yıllık gelirini satıyorsunuz? İlanihaye mi? İlanihaye satarız. O fiyata. Haydi efendim. Güldürmeyin. Özal puan aldı. Neden puan aldı? Çünkü devletin içinde. Ta Demirel zamanından beri devletin bütün sektörlerini bilen bir kişi. Ondan sonra ulus hükümeti zamanında başbakan yardımcılığı yapmış. Ekonomik işlerden sorumlu. Orada sorulan soruları rahatlıkla cevap verebiliyor. Sunal bunları bilmediği için tabii orada en sonda kaldı. Artık İbre Özal'dan yana kaymış, herkes Özal geliyor demeye başlamıştı. Evren de Sunalp'ten umudunu kesti. Özal'ın kazanacağını anlamıştı ancak son bir atakla durumu değiştirebileceğini düşündü. Niyetini Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda açıkladı. Sayın Evren yanımıza geldi. Dedi ki Sayın Kartay nasılsınız? Teşekkürler dedim. Sayın Özal iktidara geliyor dedim. Böyle mi yorumluyorsunuz? Evet dedim. Peki dedi. Cumartesi günü dedi bir açıklama yapacağım onu dinleyin dedi. Evren 4 Kasım'da televizyona çıktı ve adını vermeden Özal'ı yerden yere vurdu. Özal'ın bütün büyük tesisleri ben yaptım, kebanı da ben yaptım, GAP'ı da ben yaptım diye konuşması Evren'i kızdırmıştı. 1980 ve 1981 yıllarında ekonomik durumun düzelmesini kendilerine mal edenleri, ekonominin tabii kanunlarını bu memlekette yalnız kendisinin bildiğini söyleyenleri,
bilgi, beceri ve işbilirlik vasıflarının Allah tarafından yalnız kendilerine verildiğini büyük bir gururla her gün çekinmeden ifade edenleri. Evet. 6 Kasım günü Türkiye seçim sandığına gidiyordu. 3 yıllık askeri yönetimin son gününde Türkiye ayrı bir heyecan yaşadı. Ülke yeniden demokrasiye dönüyordu. Sunal bu partine verdim. Oylar sayılmaya başladığında nefesler tutulmuştu. En çok heyecanlananların başında ise Evren ve Milli Güvenlik Konseyi üyeleri geliyordu. 12 Eylül darbesini yapan 5 general seçim sonuçlarını birlikte televizyondan izlediler. Gece yarısına doğru sonuç belli oldu. ANAP tek başına iktidardı. MDP Genel Merkezi'nde Sunalp'in yüzü kıpkırmızıydı. Sadece bana oyun oynadılar diyebildi. Vallahi biz çok darbe yemiş insanız hayatta. Onun için herhangi bir şekilde hayal kırıklığına uğramayız. Darbe çok yerseniz eğer size tabii gelir. Bu da böyleymiş, böyle oldu. Turgut Özal ise sabırsızdı. Evinde ya da telefon başında sonuçları beklemek istemiyordu. Oyunu attıktan sonra arabaya bindi ve Ankara'ya hareket etti. Tabii birçok yerde duruyorduk. Hep sandıkları kontrol ediyorduk. Sık sık. Bolu'ya gelene kadar kahvelerde, benzincilerde, çeşitli yerlerde sandıkları kontrol ettik. Ve netice aşağı yukarı belliydi. Özal Ankara'ya vardığında artık sonuçtan emindi. Zaferi eşi ve en yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ancak hepsi sevinçle karışık, bir de şaşkınlık içindeydiler. Şaşkınlıktan ilk kurtulan yine Özal oldu. Aman aşırı kutlamalar yapmayın dedi. Demokrasiye dönüşün bu ilk adımında askerleri rahatsız etmek istemiyordu. Böyle bir sonucu bekliyorum. Tahmin ediyorum. Daha evvelden de tahmin ediyorum. Hatta söyledim. Hiç tezahürat istemiyorum dedi. Ben arkadaşlarım falan vardı yine partiden de arkadaşlar. İşte dedi, gürültü patırdı istemiyorum. Sessiz sedasız oturun bekleyin bakalım dedi. İlk şoku atlattıktan sonra sevincin yerini kaygı aldı. Seçimi kazanmışlardı ama acaba iktidar kendilerine verilecek miydi? Ortalıkta seçimlerin iptal edileceği söylentileri dolaşıyordu. Özal korkuya kapıldı. Gerçekten de seçim sonuçları açıklamasına karşılık aradan neredeyse 2 hafta geçmiş, Çankaya'dan bir türlü davet gelmemişti. Sonunda noktayı Semra Özal koydu. Sen dedim bir randevu iste Evren Paşa'dan git. Yani ne olacaksa olsun bilelim, olur olmaz ne yapalım, kader der, çekiliriz yani bu işi. Randevu istedi ve 10 dakika sonra geldi randevu haberi yalnız. 20 Kasım günü Turgut Özal Çankaya'ya davet edildi. Başbakanlık mühürü Özal'a verilecekti. Korkulan olmamıştı. Seçimlerin iptali söz konusu değildi. Ertesi günü mü? Daha ertesi günü. Gazeteler bir baktık ki bir dedikodu. Efendim biz toplantı yapmışız. Özal kazandı diye bunu iptal edecekmişiz seçimleri. Yeniden yaptıracakmışız. Aklımızın kenarından bile geçmedi. Aslında Evren buruktu. Kurdurup desteklediği parti yenilmişti. Oy vermeyin dediği parti tek başına iktidardaydı. Bir an seçimleri keşke daha sonra yapsaydık diye düşündü. Benim şimdiki intibam o ki 83'te değil de 84'te efendim bu seçimler yapılsaydı belki bazı şeyler, konular daha da iyi halledilmiş, öyle teslim edilmiş olabilirdi. Ancak artık olan olmuştu. İktidarı Özal'a devretmemek o kadar kolay göze alınacak bir karar değildi. Bütün dünyaya demokrasiye geçiş takvimi açıklanmıştı. Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeydi. Türk halkı da MGK'nın tercih ettiği partiyi seçmeyerek zaten mesajını vermişti.
20 Kasım günü gazeteciler Çankaya'da yerlerini aldılar. Şimdi gözler yeni başbakandaydı. Biraz sonra Özal geldi. Arabasından indi, köşkün salonundan içeri girdi. O anda izleyenlerin hayret dolu bakışları altında hiç beklenmedik bir şey yaptı. Tokalaşmak için bekleyen Cumhurbaşkanı'na yaklaştı, kolundan çektiği gibi sarılıp öptü. Ben Evren, Sayın Evren'in arkasındaydım. O sarılma anında Evren böyle hafif bir gerenme içinde falan oldu ama o kadar hızlı bir sarılma durumu yarattı ki Sayın Özal, Evren direnemedi ve öpüştüler. İçimden geldiği için yaptım dedi. Ama o buzları eritti o, biliyorsunuz. Benim öpüşme adetim yoktu çünkü Cumhurbaşkanı şundan bundan öpüşmez. Elini sıkayım dedim. Hemen bana çekti kendisine. Mecbur kaldım o öpüşünü. İtemezdim ya. Öpüşme sahnesi 12 Eylül döneminin simgesi oldu. Bu fotoğraf kolay kolay çıkmayacak şekilde zihinlere kazındı. İşte en acılı 10 yılın, 1973-83 arasının hikayesi. Asker 80 müdahalesinden 3 yıl sonra yine kışlasına çekildi. 12 Eylül dönemi derin izler bırakıp kapandı. Siyasi hayatta dengeler değişti, kavramlar farklılaştı. Türkiye'ye yeni ve sıkı bir elbise dikildi. Ne olursa olsun işin güzel yanı yine demokrasiye dönülmüş olmasıydı. Peki acaba bu yeni elbise toplumun üstünde ne kadar dayanacaktı? Ne zaman dar gelecekti? Nitekim bu bekleme süreci pek uzamadı. Resimdeki renkler değişti ama çizgiler hep aynı kaldı.